den aç ve susuz kaldığında nasıl yorgun ve zayıf düşerse insan ruhu ve canı da Tanrı sözünden yoksun kaldığında aynı biçimde zayıf ve yorgun düşer. Gelin şimdi hep beraber kutsal kitaplarımızı açalım. Cana can katan, yolumuza ışık tutan Tanrı sözlerine çalışmaya başlayalım. Yaşam Sözleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün yine kaldığımız yerden kutsalkta beraberce Çalışmaya devam edeceğiz. Bugünkü konu başlığımız kutsal ruh. Çok önemli bir konu. Okuyacağımız ayetler Yuhanna 14. bölüm 15. ayetlerden okumaya başlıyoruz. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Bu çok önemli bir ayet. Eğer bir kimse Tanrı'yı seviyorsa doğal bir şekilde Tanrı'ya itaat edecek ve Tanrı'yı hoşnut etmek isteyecek. Eğer bir insanı seviyorsanız onu mutlu etmek istersiniz değil mi? Bizler de aynı biçimde eğer Tanrı'yı gerçekten seviyorsak onun buyruklarına kulak vereceğiz. Onun buyruklarına önem vereceğiz, önemseyeceğiz. Korktuğumuz için değil, cezalandıracağı için değil, onu sevdiğimiz için Tanrı'yı dinliyoruz. Bu büyük bir ayrım. Pek çok inançla burada aslında ayrılıyor. Birçok insan Tanrı'dan korkuyor, cehennem ekmekten korkuyor, Tanrı'nın cezasından korkuyor ama hamdolsun Hristiyanlar Mesih'te bağışlandıkları için bizim cehennem korkumuz yok. Yargılanma korkumuz yok. Tanrı bizi bağışladı, bizi kabul etti ama biz şimdi Tanrı'yı dinliyoruz. Niye dinliyoruz? Çünkü Tanrı'yı seviyoruz. Tanrı'yı seven kişi doğal bir şekilde Tanrı buyruklarına kulak veriyor. Öyle değil mi? Onu üzmek istemiyoruz. Ona değer veriyoruz, önem veriyoruz. 16. ayet. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye başka bir yardımcı gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o oranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Burada İsa Mesih'in bir dileği olacak babadan bizler için. İsa Mesih bir şey diliyorsa babadan bu kesinlikle iyi bir şeydir. İsa Mesih'in dileği kutsal ruhun dünyaya gelmesi. Kutsal ruhun dünyaya gelmesini istiyor İsa Mesih ve bir yardımcı olarak. Bizlere yeryüzündeyken Tanrı yolunda yürürken bize yardım edecek. İsa Mesih'ten bahsedecek. imanımızı güçlendirecek. Zayıf kaldığımızda bizi güçlü kılacak. Ve kimse onu göremez diyor. Kutsal ruh gerçekten görünmüyor. Tanrı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Kutsal ruh Tanrı'nın ruhu. Ve şu anda nerede? İçimizde yaşıyor. Dünyaya gelecek, içimizde olacak. Kutsal ruh aynı zamanda bizim için büyük bir güvence. Neyin güvencesi? İsa Mesih'in kanı günahlarımızı bağışlattığında bizler Tanrı'yla bütünleştik. Diğer bir ifadeyle mühürlendik Tanrı tarafından. Mührümüzü kutsal ruh gerçekleştirdi. Tanrı günahlarımızın bağışlandığına işaret olarak, bunun bir kanıtı olarak içimize varlığını koydu, kutsal ruhunu koydu. Kutsal ruh şu anda içimizde. Bizi asla terk etmiyor, asla bırakmıyor. Eski antlaşma döneminde kutsal ruh sürekli yeryüzünde değildi. Ta en başta Adem Havva günaha düşmeden önce kutsal ruh onların içindeydi. Şu anda bizim içimizde olduğu gibi. Ama günah denen şey Tanrı ruhunu insandan ayırdı. Çünkü kutsallık ruhu, adı üzerine kutsal ruh. Eğer bir yerde günah varsa, kusur varsa o yerde mesken tutamaz. Bu yüzden İsa Mesih öncesinde eskantlaşma döneminde kutsal ruh zaman zaman yeryüzüne geliyordu. Bazı insanları mes kısa bir dönem için ve tekrar yükseliyordu. Örneğin peygamberler peygamberlik ettiğinde veya vahiy aldığında kutsal ruh esinliyordu. Ama kutsal ruh kalıcı kalmıyordu. Görevini tamamlıyordu. İnsan hala günahlı olduğu için, kusurlu olduğu için tekrar göğe yükseliyordu. Ama şimdi çok daha önemli bir değişiklik gerçekleşiyor. Bir anlamda vardiya değişimi. Kutsal ruh kalıcı olarak dünyaya geliyor. insanların arasında yaşamaya geliyor. Çünkü İsa Mesih'in kanı bizi kutsal kılıyor. Ve kutsal ruh geldiğinde artık bizi terk etmiyor. Eskantaşma döneminde, örneğin Davut Peygamber 51. mezmurda, Tanrı'ya yakarır, Tanrım kutsal ruhunu benden alma diye. Davut Peygamber kutsal ruhu tanıyor, onu çok seviyor. Ama Davut Peygamber günah işlediğinde, kusurla tekrar ekelendiğinde kutsal ruh ondan ayrılmıştı. Bizim şu anda hamdolsun İsa Mesih sayesinde böyle bir durumumuz yok. Kutsal ruh bizim içimize geldi. Günahlarımız bağışlandı İsa Mesih'te ve sürekli içimizde kalıyor. Hiçbir zaman ayrılmıyor. Davut peygamber gibi değil. Bazen kutsal ruh kederlenebiliyor ama kutsal ruh hiçbir zaman bizden ayrılmıyor. Büyük bir güvence, büyük bir güven artık bir anlamda Tanrı içimizde yaşıyor, cennet içimize gelmiş durumda. Bunu gerçekleştiren kim? İsa Mesih. Ama İsa Mesih diyor ki önce dileyeceğim diyor, henüz gelmeyecek. Çünkü İsa Mesih'in ölmesi gerekiyor, dirilmesi gerekiyor, göğe yükselmesi gerekiyor. Ondan sonra kutsal ruh gelecek. İsa Mesih görevini tamamladıktan sonra. Burada önemli bir nokta var. İsa Mesih'in görevi. Onun görevi tamamlanmadan kutsal ruhun yeryüzüne gelmesi mümkün değil. İmkansız. Bu yüzden İsa Mesih'in görevini tamamlaması gerekiyor. Baba Tanrı'ya çıkması gerekiyor. Ben görevimi tamamladım. Şimdi kutsal ruh gidebilir demesi gerekiyor. Ve kutsal ruhun gelmesi için İsa Mesih dileyecek Baba Tanrı'dan. Hamdolsun İsa Mesih bunu diliyor. Görevini tamamladıktan sonra. Burada yine bu ayette önemli bir ayrıntı var. Siz onu tanıyorsunuz. Nereden tanıyoruz? İçimizde. Kutsarun sesini duyabilirsiniz. Kutsal ruh konuşuyor. Ayetlerden konuşuyor. Bazen içsel seslerle konuşuyor. Kutsal ruh bizi suçlamıyor. Kutsarun insanları bir kere mahsus suçluyor. Ne zaman biliyor musunuz? iman edeceğimiz zaman, iman edeceğimiz zaman gelecek bölümde bu ayetlere bakacağız. Dünyayı günahı konusunda ikna ediyor. Kutsal o bizi ikna etti bir zamanlar. Günahkarsınız dedi. Bu günahların sonucu cehennem dedi. Ama bir kurtuluş yolu var. Ve Kutsal Ruh bizi ikna etti ve bizler o yüzden tövbe ettik. Ama şu anda Kutsal Ruh ne yapıyor? Bizi suçlamıyor. Şeytan suçlayıcı. Kutsal Ruh değil. Kutsal Ruh şu anda Tanrı halkını cesaretlendiriyor. İmanımızı güçlendiriyor. Zayıf kaldığımıza güç veriyor. Bazen umutsuz olduğumuzda umut oluyor. Teselli ediyor bizi. Kutsal ruhun sıfatlarından birisi, tanımlarından birisi. Avutucu, teselli edici, yıkıcı değil, ezici değil, suçlayıcı değil. Tam tersine bina edici, ayağa kaldırıcı. Ve kutsal ruh bizim içimizde. Tanrı'ya bu değerli armağan için şükrediyoruz. Muazzam bir armağan. İsa Mesih ilk armağan. İsa Mesih zaten ikinci armağanın yolunu açıyor. Diğer armansa kutsal Şu anda geldi artık Tanrı içimizde yaşıyor kutsal ruhuyla. Hamdolsun. 18. ayetlerden devam ediyoruz. Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim. Bu da önemli. Öğrenciler İsa Mesih ile birlikte, her an onlarla birlikte, İsa Mesih'in çöz çözemediği hiçbir sorun yok. Her şeyin üstesinden geliyor. Bir anlamda havarlar İsa Mesih'in kanatlarının altında kendilerini hep güvende hissediyorlar öyle değil mi? İsa Mesih diyor ki yakında gideceğim ama sizi diyor öksüz bırakmayacağım diyor. Yardımcıyı göndereceğim. Ben şu anda her yerde değilim diyor. Ben diyor bedenserim diyor, sınırlıyım diyor. Bir zamanlar gökteyken her yerdeydim diyor. Ama ben şu anda sınırlıyım diyor. Kutsal ruh geldiğinde diyor İsa her yerde olacak bir anlamda. Kutsal ruh içimizde olacak. Tekrar sınırsız varlığına kavuşacak. Az sonra Dünya artık beni gör, görmeyecek. Ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Az sonra İsa bedenden yükselecek, gökte olacak. Dünya artık İsa'yı göremeyecek. Burada iman etmiş insanlar vardı, ferisler vardı, başka insanlar vardı. İsa'yı görebiliyorlardı. Öyle değil mi? İmanlar gibi. Ama İsa göğe yükseldikten sonra diğer insanların İsa'yı görmesi artık mümkün değil, imkansız. Ama İsa diyor ki, siz beni göreceksiniz. Görünmez olan İsa'yı, gökte olan İsa'yı bir şekilde dünyaya bir şey getirecek onu. Yansıtacak bize. Kim? Kutsal ruh. Kutsal, ruh. kutsal ruhun geliş amacı zaten İsa Mesih'in yapmış olduğu işe işaret etmeyi. Bir anlamda kutsal ruh ruhsal gözlerimizi açıyor bizim, sürekli İsa'yı gösteriyor. İsa'yı işaret ediyor. Dünya İsa'yı göremez kutsal ruhun yardımı olmadan ama kutsal ruhun yardımıyla biz İsa'yı sürekli görebiliriz. İsa'yı bu yüzden görüyoruz öyle değil mi? Kutsal ruhun yardımıyla. Her gün ona bakabiliriz, ona odaklanabiliriz, onun sesini duyabiliriz, ona gün ve gün daha çok benzeyebiliriz. Bu nasıl gerçekleşiyor? Kutsal ruhun yardımıyla. Kutsal ruh görünmez İsa'yı görünür kılıyor imanlar için bu dünyada. Bu müthiş bir iş. Bu yüzden İsa diyor ki üzülmeyin diyor. Öksüz kalmayacaksınız diyor. Ben gideceğim o gelecek diyor. Ben her yerde olacağım diyor. Kutsal ruh beni diyor dünyaya size gösterecek diyor. O gün anlayacaksınız ki ben babamdayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim. Müthiş bir üçleme var burada. Ben babamdayım, siz bendesiniz, baba da bizde İsa ile birlikte. Bu nasıl gerçekleşti? Günahlar bağışlandı, kutsal ruh geldi içimize girdi. Baba Tanrı ile İsa ile kesintisiz bir bağlantı var şu anda. Kimin sayesinde? Kutsal ruhun sayesinde kutsal ruh içimize geldiği için İsa ile ve Baba Tanrıyla bizim şu anda kesintisiz bağlantımız var. Baba Tanrı göklerde, İsa nerede? İsa da göklerde. Baba Tanrı İsa aynı zamanda içimizde nasıl gerçekleşiyor? Kutsal ruh bağlantısıyla. Kutsal ruh içimize geldiği için biz sürekli her zaman aynı zamanda Baba Tanrı hem de İsa ileyiz. Çünkü onların bir parçası kutsal ruh, Tanrı'nın bir parçası biliyorsunuz. Baba, oğul, kutsal ruh, üçlü birlik. Şu anda bağlantıyı kuran kutsal. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse işte beni seven odur. Beni seveni babamla sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendim ona göstereceğim. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse. İsa'yı Tanrı'yı sevenler kimlermiş? Onun sözünü dinleyenler. Biz Tanrı'yı seviyoruz. Önce o bizi sevdi. Sevgisini içimize döktü. Onun sevgisiyle bizler de şu anda Tanrı'yı seviyoruz. Tanrı'yı sevdiğimizin en önemli göstergesi neymiş? Onun buyruklarına uymak. Onu hoşnut eden bir yaşam sürdürmeye çalışmak. Anlıyor musunuz? Bu gösterge imanımızın göstergesi. Eğer gerçekten bir kimse Tanrı'yı seviyorsa, ona yarışı bir yaşam sürdürmeye çalışır. Gün be gün değişmeye çalışır. Mükemmel olması gerekmiyor. Kimse mükemmel değil. Ama yüreğinde her zaman iç varlığına arz olacak... Nasıl bir arzu? Ben doğru bir yaşam sürdürmek istiyorum. Ben Tanrı'yı hoşnut etmek istiyorum. İmanlı göstergesi. Tanrı'ya duyduğu sevginin göstergesi. Bir de bir bahsettik. Bir insanı seviyorsak onu hoşnut etmeye çalışırız. Değer veriyorsak, saygı duyuyorsak aynı biçimde bizler Tanrı'yı seviyoruz. Önce o bizi sevdi hamdolsun. Bu yüzden Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Onun buyruğu neydi? Onun sevgisine kalmamız birbirimizi sevmemiz. En büyük buyruk, daha üst bir buyruk yok. Onun sevgisinde kalmak. Nasıl sevgisinde kalıyoruz? Hep onun sevgisini düşünüyoruz. Tanrı'nın sevgi olduğunu, bizi ne kadar çok sevdiğini, sevgisini nasıl somut bir şekilde İsa aracılığıyla gösterdiğini, bizim için kurban olarak sunduğunu, hep bu düşünceyle bağlantı içinde kalıyoruz. Tanrı'nın sevgisine kalmak. O zaman doğal bir şekilde buyruklarını yerine getireceğiz. Ve söz veriyor burada İsa. Ben de onu seveceğim ve kendim ona göstereceğim. Sevgide kaldığımızda İsa gözüküyor bizlere. Kutsal diyor ki sevgide kaldığında, tanrısal sevgide, kendi sevgimiz değil, tanrısal sevgide kaldığında diyor Tanrı görünür oluyor. Başka bir diyor, hiçbir zaman hiç kimse Tanrı'yı görmedi. Ama birbirinizi severseniz diyor, Tanrı görünüyor. Baba Tanrı kendini nasıl gösteriyor? Sevgisiyle. Biz sevdiğimize Tanrı görünür hale geliyor. Müthiş bir şey. 22. ayet Yahuda İskaryot değil diğer Yahuda. Ona ya Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin diye sordu. Bunu tam kavramıyor. İsa ona şu karşılığı verdi. Beni seven sözüme uyar. Bahsettiğimiz konu. Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Kutsal ruhun aracılığı. Baba Tanrı ile İsa el ele geliyor bir insanın içine yaşıyor, yaşamına dahil oluyor. Kutsal Ruh'un yardımıyla. Nasıl geliyor? Sevdiğimiz zaman, sevgimizle. Hangi sevgiyle? Bizim değil, onun sevgisiyle. O sevgiyi fark ederek. 24. ayet okuyorum. Beni sevmeyen sözlerime uymaz. Beni umursamayan, bana saygı duymayan sözlerimi de umursamaz. Böyle çok insan var dünyada şu anda. İsa Mesih'in sözlerini umursamıyor. İnanmıyor. Neden? Çünkü İsa Mesih'i sevmiyor. Niye sevmiyor? Çünkü Tanrı sevgisi içinde yok, Kutsal Ruh'un sevgisi içinde yok. Kutsal Ruh sevgisiyle geldiğinde doğal bir şekilde biz İsa'yı seviyoruz. İsa Mesih'e hayranlık duyuyoruz öyle değil mi? Yapmış olduğu her şeyi düşünüyoruz. Her şeye sınırsız sınırsızken kendini sınırlandırdı. Zenginken fakir kıldı, dünyaya geldi. Bununla kalmayıp çarmıhta kendini bizim için feda etti. Bunu fark ettiğimizde İsa Mesih'e hayran oluyoruz. Bizi sonsuz gazaptan kurtardı, cehennemden kurtardı. Tanrı'yı seviyoruz. Çünkü önce O bizi sevdi. Sözlerine bu yüzden uyuyoruz. Beni sevmeyen sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen babanındır. Yine İsa bu gerçeği açıklıyor. Konuşurken diyor, baba konuşuyor benden, ben ve baba biriz diyor. Önceki bölümlerde okuduğumuz gibi Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı, büyük harflerle yardımcı. Tanrı, kutsaru açıklıyor zaten. Bir gün kutsaru. Bazı insanlar bazı insanlar bu noktada bu ayetleri yanlış algılamayı tercih ediyor. Diyor ki burada bir kişiden bahsediliyor diyor. Bu bir insan diyor. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü büyük harflerle yardımcı Tanrı için kullanılıyor. Bir insan değil ve virgül koyup açıklıyor. Kutsal ruh diyor bir insan değil. Ve içinizde yaşayacak diyor. Tanrı'nın ruhu diyor. Herhangi bir insan değil diyor. Size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Kutsal'un geliş nedeni İsa Mesih'in bütün sözlerini hatırlatmak, onun yapmış olduğu işi dünyaya açıklamak aynı zamanda sürekli bizim gözlerimizi İsa'ya dikme konusunda bizi teşvik etmek. Kutsal ruhun öncelikli görevi. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğini sıkılmasın ve korkmasın. İsa Mesih diyor ki, size esenlik bırakıyorum. Ben az sonra gideceğim, esenliğimi bırakıyorum. Nasıl bir esenlik? Dünyanın esenliğine benzemiyor. Dünyanın esenliği kalıcı değil. Durumlara koşullara bağlı. Bir an huzur içindesinizdir, her şey yolundadır. Az sonra her şey birbirine girebilir. Ama insan esenliği böyle değil. Dünyaya bağlı değil çünkü dünyadan değil. İnsanın esenliği göksel bir esenlik. Sorunlar da olsa, problemler de olsa, dalgalar da yükselse, dimdik içinde durabilirsiniz. Çünkü göksel bir esenlik dünyaya ait değil. Bu yüzden diyor, huzur için diyor, umut için diyor, dünyaya gitmeyin diyor, dünyaya güvenmeyin diyor. Benim esenliğime sıkı sıkıya sarılın diyor. Bu dünyada buna ihtiyacınız olacak diyor. Dünyanın esenliğine benzemez diyor. Çünkü benim esenliğim diyor. Bu esenliğe sahip olduğunuzu diyor yüreğiniz sıkılmaz diyor. Korkuya kapılmazsınız diyor. Bugün dünyaya baktığımızda insanların doğal bir şekilde korkuya kapılması çok kolay. Her yerde sorunlar var. Her an her şey olabilir. Ama İsa diyor ki yüreğiniz sıkılmasın korkmayın diyor. Çünkü benim esenliğime sahipsiniz diyor. Hamdolsun. 20. ayet. Size gidiyorum ama yanınıza döneceğim dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. İlginç bir ayet değil mi? Ben gideceğim diyor. Eğer beni gerçekten sevseydiniz diyor, seviyorsanız diyor, benim gidişime sevinmeniz lazım diyor. İlginç değil mi? Havarlar İsa'yı çok seviyor. İsa gidecek, havarların kederlenmesi lazım, üzülmesi lazım. Muhtemelen kederlendiler gideceğini duyunca. Rab bizi tek başımıza bırakma. Biz bu insanlarla uğraşamayız. Nereye gidiyorsun? İçlerinden, yüreklerinden böyle geçirmiş olabilirler. Ama İsa diyor ki, bilseydiniz diyor, benim yapacağım iş ve ardından gelecek olan Tanrı'nın ruhu her zaman insanların arasında kalamıyor. Kalıcı ruh gelecek diyor, sevinirdiniz diyor. Kutsal ruh geleceği için. Bundan bahsediyor. Ve burada önemli bir ayrıntı daha var. Babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. Babaya gideceğim için sevinirsiniz. Babaya gitmeye İsa ne yaptı? İsa kendi kanını götürdü baba Tanrı'ya. Bu kan ne yaptı? İnsanları günahlarına bağışlattı İsa Mesih imanlarının. Ve insanlar günahlara bağışlandığı için kutsal ruh gelebildi. Bunun için biz sevinmeliyiz. Her gün içimizde kurtuluş sevinci olması gerekiyor. Tanrım ben kurtuldum. Evet hayatımda her şey müke mükemmel değil. Sorunlar var ama bildiğim bir şey var. Benim günahlarım bağışlandı. Sana aitim ve kurtuldum. Benim sonsuz yaşamım var. Hiç kimse benden bunu alamaz. Her gün bunun bilincinde olmak gerekiyor. Bunu fark ettiğimiz zaman seviniyoruz. Ben babaya gideceğim için sevinirsiniz diyor. Sevinmelisiniz diyor. Neden? Çünkü günahlarımız bağışlanacak. İsa babaya öylesine gitmiyor. Kendi kanıyla gidiyor. O kan bizim bütün günahlarımızı bağışlatıyor. Bize sonsuz yaşam veriyor. Bu işte her imanlıyı her gün sevindirmeli. Ve bu ayetlerde şey diyor İsa. Baba benden üstündür. Ama başka bir ayet var, Filipinler'de geçiyor. İsa Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı diyor. Yani İsa baba Tanrı'ya eşit, kutsal ruha eşit. Niye burada İsa baba Tanrı benden daha büyük diyor? Çünkü İsa dünyaya geldiğinde kendini ne yaptı? Boş kıldı. Yüceliğinden soyundu. Her şeye kadir ve sınırsızken sınırlandırdı. Bir beden içinde ve dünyaya geldi. Kendini küçülttü, Sınırsız Tanrı. Bu yüzden hala yeryüzünde baba Tanrı benden daha üstün diyor, daha büyük diyor. Ama İsa göğe yükseldiğinde kanını sunduktan sonra artık İsa, ebedi Tanrı oğlu İsa eski konumuna tekrar kavuşacak ve tekrar eşit olacak. Unutmayın bugün İsa, baba Tanrı, kutsalı birbirlerine eşitler. Amin. Bunları size şimdiden her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanasınız. İsa önceden her şeyi söylüyor ve bunların hepsi zaten gerçekleşti biliyorsunuz. Ve bizler de buna iman ediyoruz. Öyle değil mi? Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Bu dünyanın bir egemeni var. Yani bir anlamda bu dünyanın kralı. Kim bu egemen? Ayetler açıklıyor. Şeytan. Şeytan nasıl oluyor da bu dünyanın egemen oluyor? Çünkü herkes günah işledi. Tanrı kutsallığından, yüceliğinden yoksun kaldı. Herkes şeytanın, karanlığın, egemenliğinin gölgesinde yaşıyor. Ve şeytan insanların üzerine egemenlik sürüyor, krallık yapıyor. Ama krallığının son ermesi an meselesi. Nereden biliyoruz? Çünkü İsa onun egemenliğini yerle bir etmek için geldi. İnsanları onun boyunduruğundan çıkartmak için geldi. Günah yüzünden insanlar onun boyunduruna tutsak ama İsa günahlar için kendini kurban ettiğinde insanların boyunduru, boyundurunu kıracak, şeytan egemenliğine son verecek. Bu yüzden diyor, bu dünyanın negemeni geliyor. Onunla karşı karşıya geleceğim diyor. Bu dünyanın egemenliğiyle şeytanla. Onun benim üzerinde hiçbir yetkisi yoktur. Sizin üzerinizde var diyor. Ama benim üzerinde hiçbir yetkisi yok. Bütün insanların üzerine yetkisi var neden? hepsi günahlı, kusurlu. Her kim kusurluysa şeytana tabi olmak durumunda. Onun egemenliğinde yaşıyor. İsa diyor ki ben bu dünyadan değilim diyor. Ben kusursuzum diyor, kutsalım diyor. Bu yüzden benim üzerimde diyor hiçbir hakkı yok diyor. Benim yaşama hiçbir zaman dahil olamaz. Ben ışığım diyor, o karanlık diyor. Ama diğer insanlar böyle değil. Ama dünyanın babayı sevdiğimi Babanın bana duyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Haydi kalkın buradan gidelim. Ama dünyanın babayı sevdiğini, sevdiğimi pardon, babayı seven kim? İsa. İsa'yı dünyaya kim göndermiş? Baba Tanrı göndermiş. Baba Tanrı niye göndermiş dünyaya İsa'yı? Yuhanna 3.16'yı hatırlıyor musunuz? Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu gönderdi. Biricik oğlu da baba Tanrı'ya o kadar sevdi ki, o kadar çok seviyor ki dünyaya geldi. Onun isteğini yerine getirmek üzere. Onun isteği neydi? Oğlu İsa Mesih aracılığıyla insanların kurtulması. Karanlığın egemenliğinden ışığın egemenliğine aktarılmaları. Günahlarının bağışlanması. Bir kişi İsa Mesih'e iman ettiğinde bir dünyadan, bir düzenden başka bir dünyaya geçiş yapıyor karanlığın egemenliğinden ışığın egemenliğine aktarı diyor. Ölümlüyken ölümsüzleşiyor. Günahlıyken kutsallaşıyor. Bu yüzden bizler Tanrı egemenliğine girdik. İsa Mesih söz dinlediği için. Baba Tanrı'yı sevdiği için dünyaya geldi. Onun sözünü dinledi. Çarmıhta öldü ve dirildi bizim günahlarımız için. Bu müthiş bir haber. Bu herkes için, bütün dünya için müthiş bir haber. İnsanlığın kurtuluşu bu haberin içinde. Eğer bugüne kadar hala İsa Mesih'i yüreğinize açmamışsınız, onu kabul etmemişsiniz, onu Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul etmediyseniz şu anda bunu yapabilirsiniz. Bunu yaptığınızda sonsuz yaşama kavuşacaksınız. Göksel bir varlığa dönüşeceksiniz. Ölümsüz yaşayacaksınız. Bütün günahlarınız bağışlanacak. Tanrı çocuğu olacaksınız. Şu sade duayı şu anda benimle birlikte edebilirsiniz. Göklerdeki baba. Oğlun İsa Mesih'i dünyaya gönderdiğin için şükrediyorum. Benim günahlarım için ölüp dirildiğine iman ediyorum. İsa Mesih, bugün seni Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Amin. Bu dua ettiyseniz bütün günahlarınız bağışlandı. Artık cennetin vatandaşısınız, sonsuz bir yaşama kavuştunuz. Tanrı size kutsasın.